el müşrikati, müşrik kadınlar. Laikliği benimsemiş kadınlarla evlenmeyin, bu nikahı kabul etmem, fuhuş kabul ederim diyor Hazreti Allah. Gördünüz mü? Müşrik kadın. Hayır, yanınıza sokmayın! Müşrik kadın. Allah yaratıcı olsun, biz de yönetici olalım diyenler. Ayet devam ediyor. Vela tunkihul müşrikine hatta yu'minu. Müşrik olan bir erkeğe de kızınızı vermeyin. Bak. Laikliği benimsemiş bir adama kızını veren genel evine vermiş gibidir. Fuhuştur. Allah bu nikahı kabul etmiyor. Demek ki Müslümanlar, biz istediğimiz gibi istediğimiz kadınla, kızla evlenebiliriz. Allah niçin karışıyor bu işe ya? Demek, Allah'ı bu işe karıştırmayalım, şeriatı bu işe karıştırmayalım, dini bu işe karıştırmayalım, dini siyasete karıştırmayalım, dini devlete karıştırmayalım, dini hükümete, idareye karıştırmayalım sözü Kur'an'da hangi kelimeyle ifade edilmişse söyleyin. Şirk kelimesiyle ifade edilmiş, bu işi yapan, böyle düşünen adama da müşrik tabir edilmiştir. Başka da bir izahı yoktur. Allah-u Teala yeryüzünde koyduğu kanunlarda, hükümlerde, haramlarda, sınırlarda ortak kabul eder mi, etmez mi? Etmez. Şimdi soruyorum size. Öldükten sonra dirilmeye iman, imanın esaslarından mıdır, değil midir? İmanın esaslarındandır. Amentünün içinde var. Nerede var? Vel ba'su ba'del mevti hakkun şeklinde tecelli ediyor. Ne demek vel ba'su ba'del mevti? Öldükten sonra dirilmek nedir? Hakkun muhakkaktır. Hak demek muhakkak olacak demektir. Ve arkasından kelime-i şehadeti kalıbımızı basar gibi basıyoruz. Hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Buna böyle iman etmedikçe mümin olmak mümkün değil. Peki şimdi ikinci soruyu soruyorum. Öldükten sonra dirilmemizin sebebi nedir? İçimizden birisi Allah aşkına buna cevap versin. Niçin Allah bizi diriltiyor? Allah'a hesap vereceğiz hocam. Celdine rahmet. Hesap meselesinden dolayı. Allah'a vereceğimiz bir hesabımız var. Ya o hesapsız olur mu? Dünyada bile hesapsız bir şey yok. Hele şu İstanbul ki şehir olmaktan çıktı, zehir oldu. İstanbul'da bir adam gidip de bir tuvalette defi hacet yapsa, pisliğini oraya bıraksa, elini kolunu sallayan sallaya çıkabilir mi, çıkamaz mı, siz söyleyin. Çıkamaz. Ne isterler? Hesap isterler, mübarekler, hesap. Bak tuvalete bile hesapsız seni sokmuyorlar, cennete sokanlar mı? Hey gidi hey! Külahımı anla sen cenneti. Ne cenneti be? Ne cenneti be? Tuvalete sokmuyorlar ya, ücretsiz, hesapsız be kardeşim. Nerede, nereye gelip nereye gidiyorsun bakayım sen? Hani hesabın, kitabın? Rabbena ufirli veli valideyye velil müminine. Devam edin. Yevme yakumul hesab. Bak ayetten sabit. Nerede o yevme yakumul? Yevme, gün demek, gün. Bak Türkçemize de yevmiye buradan girmiş. Ne demek yevmiye? İşçinin günlüğü demek, yevmiye. Yevme yakumul hesab. Hesabın sorulacağı gün var diye Allah resmen haber veriyor. İkterabe linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'ridûn. İnsanlar her gün daha da hesap gününe yaklaşıyor. Bunlar hep ayettir bunlar. Kafadan konuşmuyoruz. Peki, demek hesap günü var. Buna iman etmedikçe mümin olamaz. Hayatımızın hesabını Allah bizden isteyecek diyoruz. Hangi kitaba, hangi esasa, hangi ölçüye göre soracaktır dediğimiz zaman cevap ne olacak, siz söyleyin. Vallahi Kur'an'a göre hesabını soracak. Biz Müslümanız.
Efendim ilke ve inkılap, ilke ve... Bu nedir ya? Leyleğin ömrü nasıl ki laflakla geçiyorsa, bunların da 70 senedir, cumhuriyetçilerin de 70 senedir ömrü laiklik bundan geçti ya. Memleket ne hale geldi sonra? Kardeş kardeşe düşman. Memur amire düşman. O gün memurları gördünüz nasıl sokaklarda copların altında eşek gibi dövüldüklerini. Devlet memurları eşek döven gibi dövüyor. Polis. Gördünüz, hepiniz gördünüz. Yahu hele ki şu pis pis ama şu özel kanallar iyi ki var ya. Hiçbir şey görmeyecek. Devletin televizyonu hep o devletin başındakini altına çanak tutuyor. Pislesin de doldurayım çanakı diye. Pislik. Hiçbir şey söylemiyor. Kardeşler akıllı olalım. Hayatımızın hesabını vereceğiz. Ama Allah'ın kitabına göre vereceğiz. Peki Allah'ın kitabı ne var hocam işte mesela bilmiyoruz. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا ayeti var mı yok mu siz söyleyin. Var. Ne demek وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا zinaya yaklaşmayın. Ya işte bak Kur'an bunu söylüyor. Zinaya yaklaşmayın. Zina etmeyin sözünden daha kuvvetlidir. Zina etmek şöyle dursun, zinanın semtine yaklaşmayın. Kur'an böyle söylüyor, biz bundan hesap vereceğiz. Hocam sen böyle söylüyorsun ama devlet şu anda genel evleri işletiyor. İstanbul'daki genel evini de şerefsiz ve namussuz bir Ermeni karısına Manukyan'a teslim etmiş ve her sene çok para toplayıp çok vergi verdiği için bu melun karıyı vergi rekortmeni olarak tespit edip şeref madalyası veriyor mu, vermiyor mu? Vay sizin devletinize, vay sizin hayatınıza, vay sizin geliyor. Kerhaneciye şeref madalyası verilir mi be? Verilir mi ya? Siz söyleyin Müslüman mı? Ama ne olacak peki bu ülkenin hali? Şimdi soruyorum hepinize, huzurunuza 18 yaşını doldurmuş bulunan bir kız veya kadın neyse dilekçe verip de dese ki İçişleri Bakanlığı'na bağlı biliyorsunuz bu genel evleri. Bakanlığınıza bağlı genel evlerinden falan genel evinde hayat kadını olarak çalışmak istiyorum. Müsaadenizi arz ederim diye dilekçe verse bu dilekçe derhal kabul ediliyor mu edilmiyor mu? Anında kabul ediliyor. Memleketin haline bak, yönetime bak, şirk yönetimi. Layık yönetim bu, gavur yönetim. Aynı şekilde tepeden tırnağa örtülü, başörtülü, tesettürlü bir hemşire, Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir hastanede hemşire olarak çalışmak için dilekçe yazsa, bakanlığınıza bağlı falan devlet hastanesinde başörtülü, tesettürlü olarak hemşire olarak çalışmak istiyorum, müsaadenizi arz ederim dese buna müsaade ediliyor mu? Evet. Cevabını siz veriyorsunuz. Hadi gidin cennete bakayım. Hadi gidin cennete, hacılar, hocalar. Bu yönetimi değiştirmedikçe cennet yok bu ülkenin Müslümanlarına. Ne adalet, ne fazilet, ne haysiyet, ne şahsiyet, bir şey bulamayacaksınız. Devlete, belediyeye, resmi kuruma bir dilekçe verse adam dese ki falan mahallede, falan adreste bir meyhane açmak istiyorum, müsaadenizi arz ederim dese buna müsaade ediliyor mu? Ediliyor. Ama bir kazanın, bir ilçenin Müslümanları toplansa, 5 kat, 6 kat bir İmam Hatip Mektebi yapsalar, İmam Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçe verseler, İmam Hatip Okulu açmak istiyoruz, müsaadenizi. Buna müsaade ediyor mu? Ediyor. Peki ne olacak peki? Siz cevabınız, ben konuşmuş ya, siz söylüyorsunuz yani, ben söylemiyorum. Ne olacak peki? Böyle nereye gidiyorsunuz ya bu şekilde bu yönetimle? Bak memleket ateşin içinde, fuhşun içinde, belanın içinde, savaşın eşiğinde, rezaletin eşiğinde. Nereye gidiyorsun bu kafayla, bu sakalla, bu sarıkla? Nereye gidiyorsun? E hocam camide namazımızı kılıyoruz ya.